Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen, burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki, Esma-i İlahiye'nin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hırkat-i kainattaki makaslı ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbaniye'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık'a hakim, zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve meskur hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşşere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için, o midenin hal diliyle bekasına dair duasını, Kemal ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hatsiz ve hesapsız ve yüzbinler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar-ı ahirette cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismaniyedir ve saadet ebediyenin en ehemmiyeti ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri dismaniidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkanı var mı ki, bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip, nihayetsiz mucizatlı maddi tamlar ile onu minnettar ederek, her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir kadir Rahim, bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi, ve o halikin güzidesi ve perestişkârı olan nevi insanın insaniyet mide kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetlere dar bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşr-ı cismani ile fiilen cevap verilmesin onu ebedi minnettar etmesin adeta sineğin sesini işitsin gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemale ehemmiyette teçhizatına baksın orduya hiç bakmasın ehemmiyet vermesin bu yüz derece muhal ve batıldır evet ve fehme teştehil enfusu ve telazzul ayyun ayetinin ı katiyesiyle insan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek tadacak ve lisan, göz ve kulak gibi âzaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları, o uzuvlara mahsus cismani lezzetlerle verilecektir. Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka ile manayi zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. İşte iman-ı ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki, Nasıl ki azayi insaniden midenin hakikati ve ihtiyacatı tamların vücuduna kati delalet eder, öyle de insanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve iman-ı ahiretin meskur netice ve faydalarını isteyen hakikatleri ve istidatları daha kati olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi, bu kainatın hakikati kemalatı ve manidar tekvini ayatı ve insaniyetin meskur hakikatlerle alakadar bütün hakikatleri, dar-ı vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. iki makamı, 29. sözler ve 9. şua ve münacat risaleleri hüccetlerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarzda ispat etmişler. Onlara havale ederek bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Cehenneme dair beyanat-ı o kadar vazı ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek iki üç nükteyi, tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hulasasını beyan edeceğiz. Birinci nükte Cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der, bana gel, tövbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir. Bir cihette mesud olur. Şu halde sen ey mülhid, dalaletin itibarıyla ya idam-ı ebediyle ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerr mahs olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından, binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrünle ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise, kayr mahz olan daire-i vücudun, hakimi Zülcelal'inin, hakimane ve adilane bir hapishane vazifesine gören dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var ve pek çok hikmetleri ve alem bekaya ait hizmetleri var ve zebani gibi pek çok hayatın celal darane meskenleridir. İkinci nükte Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir ikarelere, yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafir mutlak küfrüyle hem esma-i ilahiyenin hukukuna inkar ile tecavüz, hem o esmaya şahadet eden mevcudatın şahadetlerini tekzi bile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı tesbih kerane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın gayeyi hılkati, ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet ilahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynı darlıklarını teksi bile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. İnna Allaha la yaghfiru en yushrike ayetinin tehdidine müstahak olur. Onu cehenneme atmamak bir yersiz merhamete mukabil hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi, izzet celal ve azameti kemal dahi kati isterler. Evet nasıl bir serseri, asi ve rayiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hakimine dese, beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da, o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak.'' Aynen öyle de kafiri mutlak küfrüyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor ve azameti kudretine inkar ile dokunduruyor ve kemal rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin şeyenidir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de. Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var. Eğer tecessüm etse, o mürtet adama bir hususi cehennem olur. Ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatçikler, ahirette sümbüller vermesi noktasından, bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret eder, ben onun bir mayesiyim der. Ve beni kalbine taşıyan bedbaht için, o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür elbette hassiz bir cinayettir. Öyleyse ise bir azaba müstahak eder. Madem bir dakika katil 15 sene cezada 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adaleti beşeriye kabul edip maslata ve hukuka ammeye muvafık görür, elbette bir küfür bin katil kadar olması cihetiyle bir dakika küfür mutlak 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanunu adalete muvafık geliyor.'' bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstahak ve halidine fihe ebeda sırna mazhar olur. Her neyse. Kur'an-ı Hakim'in cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar veye tefekküruna fi halqis semawati vel ardı rabbena ma halakte hada batila subhanake fakna azaben nar rabbena sırif anna azab cehennem inna azabeha kana qarama innaha saat mustaqarran ve mukama gibi pek çok ayetlerin ve başta Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ve umum peygamberler ve ehl-i her vakit dualarında en ziyade Ecir naminenler, ne naminenler, hallis naminenler ve vahiy ve şuuda binaen onlarca katiyet kesbeden cehennemden bizi hıfz eyle demeleri gösteriyor ki, nev-i en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki, bir kısım o ehli şuhud ve keşif ve tahkik onu müşahede eder ve bir kısmı tereşuatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler, bizi ondan kurtar derler. Evet bu kainatta hayır, şer, lezzet, elem, ziya, sulmet hararet, birudet, güzellik, çirkinlik, hidayet, dalalet, birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Çünkü şer olmazsa hayır bilinmez, elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.'' zulmetsiz ziya ehemmiyeti olmaz. Soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile hüsnün tek bir hakikati bin hakikat ve binler çeşit hüsn mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve bir tek hakikati sümbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dar-ı faniden dar bekaya akıp gidiyor. Elbette nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar, öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer durur kerametli 29. sözün ahirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz. Ey bu medrese Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım! Bu dehşetli hapsi ebediden kurtulmanın kolayı, çaresi, bu dünyevi hapsimizden istifade ederek, elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber, eski günahlardan tövbe edip, farzlarımızı eda ederek, her bir saat bu hapisteki ömrümüzü, bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasret dünya ve ahiret tokadını yiyeceğiz.''